Önceki gün P-72 deniz karakol uçağını sizlere tanıtmıştım. Şu anda da deniz kuvvetlerimizin ana helikopter döner kanat gücünü oluşturan Seahawk helikopterinin önündeyiz. Seahawk, Sikorsky tarafından tasarlanmış, Amerikan ordusundaki UH-60, bizde S-70 Blackhawk kara şahinlerin deniz modeli, yani deniz şahini olarak da adlandırılabilir. İçerdiği ekipmanlar, aviyonik sistemler, silahlar açısından gerçekten çok üstün sistemlere sahip bir helikopter ve aynı zamanda da gemilere konuşlu olduğu için geminin etrafındaki su üstü ve su altı hedeflerini tespit ediyor ve kullandığı silahlarla da onları vurabilecek kapasiteye sahip ve çok fiyatı da gerçekten normal bir Black Hawk helikopterine göre de çok fazla. Gelin isterseniz helikopteri yakından tanıyayım, şöyle önden başlayalım. Helikopterin burnunda gördüğünüz bir kamera, flir sistemi var. Bu sistem ASEL Flir. Aselsan tarafından geliştirilmiş ve helikopterin her türlü hava şartında etrafı görmesini, hedeflerin takip edilmesini sağlıyor. Ki bu helikopterler barış zamanında çeşitli arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Deniz üzerindeki kaçakçılık gibi birçok hedefi bu kamera sistemiyle takip edebiliyor. Şurada da enteresan bir uyarı var. 52 kilogrammış ağırlığı 4 kişiyle taşıyınız diyor. Tabii içinde çok hassas optik lenslerin olduğunu da belirtmemiz lazım. Şöyle devam edelim helikopteri görmeye. Önde kokpit sisteminde 2 pilot görev yapıyor. Helikopter pilotlarında sorumlu helikopterin kıdemli pilotu sağ tarafta. İkinci pilot ise sol tarafta oturuyor. Böyle bir ayrım var. Helikopterin hemen yanında çeşitli aviyonik sistemleri ve kapının yanında da burada gördüğünüz vinç sistemi. Vinç sistemi arama kurtarmada, örneğin deniz üzerinde bir kazazede var veya bir SAT komandosu var. Bu gördüğünüz vinç yardımıyla sudan çıkartılıyor. Helikoptere çekilerek alınıyor helikopterin içerisine veya yük indirme bindirme gibi de farklı farklı görevlerde kullanılabiliyor. Şimdi helikopterin yanına devam ettiğimiz zaman helikopterin alt bölümünde göreceksiniz şu ön bölümde radar sistemi var. Radarla deniz üzerini tarıyor. Peki deniz altındaki denizaltıları nasıl tespit edecek? İşte onun için de içeride görmüş olduğunuz sonar sistemi. Bu sonar sistemi aşağı doğru sarılıyor, suyun içine daldırılıyor ve su içerisinde 1750 fite kadar, yani yaklaşık 3'e böldüğünüz zaman 1 metre yaklaşık 3 fite yakın, yaklaşık 500-600 metreye yakın bir derinliğe suya daldırıyorsunuz ve denizaltıları tespit için manyetik bir dinleme yapılıyor. Bu sonar için içeride ayrı bir operatör var. Sonar operatörü denizaltıları tespit için kulaklığıyla gelen sinyalleri bakıyor ve arkasından neler yapılacak, neler edilecek, altta gerçekten bir denizaltı var mı, nereye gidiyor, bunları takip ediyor. Diyelim ki savaş zamanında Seahawk helikopteri denizaltıyı tespit etti. Yanımda işte burada gördüğünüz torpidoyu atıyor. Bu torpidoyla denizaltıyı hedefini bularak havadan yok etme kapasitesine sahip. Burada kullanılan denizaltı Mark 84 olarak adlandırılan torpido sistemini silah olarak kullanıyor. Ve bu gördüğünüz yandaki paylona takılıyor bu. Aynı zamanda bu helikopterler 3,5 saat görev yapabiliyor. Bu torpidonun olduğu yere yakıt tankı takılmasıyla birlikte 5,5 saat havada kalabiliyor. Şöyle devam edelim gezmeye. Helikopterinin öz savunma sistemlerini görüyorsunuz burada. Ve burada da bir tekerlek var. Normalde Black Hawk'larda kuyrukta yer alan tekerlek burada ağırlığın değişmesi nedeniyle daha orta bölümde yer alıyor. Tekerlekle birlikte kuyruğa doğru baktığınız zaman helikopterin kuyruğunda da şurada bir katlanma yeri var. Yani geminin içerisinde bir hangara koyduğunuz zaman gemide alanınız çok dar. Bu kuyruk katlanarak helikopterin daha az yer kaplaması sağlanıyor. Şimdi helikopterin yatay stabilizesi, kuyruk rotoru tepede, bunları görüyoruz. Gerçekten yeni, herhalde bakımdan çıkmış tertemiz bir helikopter. Üzerindeki bilgileriyle, şunlarıyla bunlarıyla tertemiz bir helikopter. Şimdi helikopterin pilota göre sol tarafını birlikte inceliyoruz. Kuyruk katlama yerinin diğer parçası burada. Turkish Navy, Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Bahriyesi 52 numaralı ve tabii ki kırmızı beyaz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava araçlarının tanıtım sembolü. Bu da bu tarafta yer almış durumda. Şöyle dolaşıyoruz. Motor egzozu, ana rotorlarımız griye boyanmış helikopterler. Amaç burada, gri rengin kullanılmasının amacı
deniz üzerindeki fark edilmemesini sağlamak. Çünkü deniz kapalı havalarda, deniz yüzeyi, gökyüzü bunlar daha gri olduğu için fark edilmesini önlemek. Burada da gördüğünüz üzere bir paylon var. Bu paylonda da M36 olarak adlandırılan mühimmatlarla penguen füzeleri buraya takılabiliyor. Ve bu füzelerle çeşitli su üstü hedeflerinde vurulması sağlanıyor. Füzeler için roket sanımı çalışması var. Bu sistemin, mühimmatın yerleştirilmesi ve yerli mühimmat haline getirilmesi için bu konuda da çabalar devam ediyor. Ve tabii ki hava araçlarımız da İzmit'te bulunan 351. Deniz Helikopter Filosu'nun da amblemi Yunus. Yunus'u görüyorsunuz, burnundan suyun altına doğru bu sonarı ifade eden de bir çalışma. Filo amblemi buraya konmuş. Buna havacılıkta nose art olarak adlandırılıyor. Helikopterler dediğim gibi Türk Deniz Kuvvetleri'nin ana vurucu gücünü oluşturan Seahawk helikopterleri. Geçmişte AB-212'ler kullanılıyordu bunlarla ilgili ve şimdi çok daha modern Sikorsky imalatı bu helikopterler uzun süredir Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde.